Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi iman gaybadır var bir madde. İnsanı derini oluşturan zaman, zemin, tam, libas, çevresi, zemin. Bir tane de bu var. Bir de incir ve zeytin. Biz incir ve zeytinden başlayalım. Yani söz, 8. sözde bir kuyu var biliyorsunuz. Kuyuya arkasında aslan, önünde kuyu. Dolayısıyla şey yapıyor, kaçıyor. Ve aslana yenmektense kendisini kuyuya bırakıyor. 60 arşın derinlikteki bir kuyunun ortasında görmüş, çıkmış bir incir ağacı varmış. Oraya dalı takılıyor. İncire bakıyor, bütün her çeşit yemişler var. Yani dünyanın yüzünde ne varsa. O varmış. İksimi söyleyin siz. Bu inciri kökünü kesen, gören, yani emin şey yapan iki tane fare varmış, siyah beyaz. Aşağısında da ejderha varmış, üstte aslan varmış. Değil mi? Böyleydi. Hı hı. Ha, oradaki bu misali mektubatta Filistesinde İbrahim Aleyhisselam'ın sufunda Allah bu misali verdiğini söylüyor. Sözlerin Filistesinde söylüyor ama mektubatta da. Ha, sözlerin Filistesinde mektubatta da var. Ondan sonra bu suf İbrahim'de geçiyor der. Demek ki bu muhimdir. Velillah meselül a'la. Yani en iyi misali Allah veriyor. 16. ayet. 16. surenin. Yani bu misalle. Kur'an'ın 40 icazından bir cüzüymüş. Misalle anlatmak. Bu örnek olur mu? Örneği Allah veriyor. Örnekle mevzuyu anlatmak Allah'ın adetiymiş. Sünnetullah'ymış. Kur'an'da 16. surenin 16. ayetinde mevzuyu misalle anlatmak. Bir şey anlatacağı zaman ya Yusuf Aleyhisselam'a giydiriyor, ya Eyyub Aleyhisselam'a giydiriyor, ya vesaire bir peygambere giydiriyor. Kur'an'da da iki arkadaş var hikayeyi temsili olarak aslında. Ha iki. Var ya, ha? Yani Kur'an'da da iki arkadaş var hikayeyi temsili olarak. Evet. Evet. Ha çok güzel. Allah razı olsun. Ya ışık sanki. Ya benim mesela kabre girdiğim zaman ilk önce şunu merak edeceksiniz. Ya bu adam kabirde şimdi karanlıkları, bu işi çok severdi. Ne yapıyor acaba? Tamam mı? Çok seviyorum. Gündüz dahi seviyorum yani. İşini çok seviyorum. Karanlık adamları sevmiyorum. Olumsuz düşünceleri sevmiyorum. Ama hadi senin tazikatı oluyor. Şimdi mevzu buydu. Şimdi bu incir bir de mektubatta bu ele alınmış. Kur'an'da malum. Vettin ve zeytun. Zeytin ve incire Allah yemin ediyor. Mektubatta bu mevzu alınmış. 28. mektupta galiba. Ondan sonra bu mevzu edilmiş. Bu ne demektir diye. Ben şimdi 28. mektubu şey yapacağım burada. Bir de bu simge ne demektir? Ama şimdi baştan söyleyeyim. Budur değil. Benim anlattığımdır bu. Ve yarın daha değişik ufukum açılırsa biraz daha ilerisi olacak. Bu ilimdir. İlmin nihayeti yoktur. Ne kadar istifade edersek kârdır. Ben biraz meraklı olduğum için izi ısrarla istiyorum, iz takip ediyorum. Böyle kenara koymuyorum. Aylarca, senelerce takip ettiğim konular var, senelerce. Şu anda itikadı Haziran'ın 11'inde bir sene olacak. Yani 5. ay ki 2-3 ay var. 9 aydan beri itikattayım, ben arasındaki farkı uğraşıyorum. İtikat nedir yani? Farka daha girmedim. İtikat nedir? Yani niye söylüyorum? Merak ediyorum. Çok fazla merak. İz takip ediyorum. Dolayısıyla Elmalı'dan da aldım. Yani o da garibime gitti. Alimler ne demişti? Oh, o da benim gibi meraklı. Hulasalamış. Elmalı'ya baktığın zaman diğer bazı tefsirleri de bakmana gerek yok, onları söylüyor. Şu tefsirde şu, şu tefsirde bu diye. Onu da size bir cümleyle nakledeceğim. Allahu alem, kanaat
kanaatlarımın bir kısmını yazacağım. İncir yavrusuna süt vermesi, içerisinde 300 bin en az çekirdek yumurtaların olması, 50'den aldım 300 bin. Yani öyle ille tuttuğun şey değil, o toz şeklindekiler de varmış. Çekirdek mi aldı 300 bin? Evet. Öyle diyor. Yavrusuna süt veren iki tane meyve varmış. Bir incir, biri de hurma. İncire intikal etmek için hurmadan bahsedeyim. Hurmayı yavrusunun yanından aldınız mı kuruyor ağaç. Ve hurma Peygamber aleyhissalatü vesselam Adem'in, Ademoğlunun, Adem aleyhisselamın, Adem'in şeyiymiş, bacısıymış. Yani insanoğlunun halasıdır der. Ama Allah-u Alem dedim, kanaatlarımı yazacağım. İncir yavrusuna süt vermesi ve içerisinde ehilleri söylüyor. Öyle tıkı tıkıt yapan değil, diğerleri de dahil toplam 300 bin tane, 300 bin çekirdek varmış bir incirde. İnciri yavrusuna süt veren iki meyveden birisidir. Yavrusuna süt veren incirdir, bir de hurmadır. Yavru dediğin abi? Yavru. Mesela hurma yavrusudur. Ha, meyve yavru mu oluyor? Yavrusudur. Aynen. Ustad da öyle diyor, yavrusuna diyor. İncire de, incirin meyveye de süt verir. İnciri anlamak için Allah Resulü'nün hurmasından biraz bahsedeyim dedim. Hurma şöyle olmuş. Dört melaikeye arzı yarattıktan sonra her yerden her çeşit toprak almasını ve salsal yapmasını, hamur yapmasını emrediyor Cenab-ı Hak. Her bölgeden her cins toprak. Hamur yapıyor. Bu insanoğlunun kargasıdır. İnşaat kargası gibi. Adem Aleyhisselam'ın kargasıdır. Ruhu gelmeden beden yapılıyordu. Ondan sonra dört melek bunu yapıyor. Çamur artıyor. Hangi çamur? Her dünyanın her bölgesinden her çeşit çamurdan yoğrulmuş Adem Aleyhisselam'ın kargası yapılıyor. Dört melek yapıyor bunu. Arttı ya Rabbi dediler melekler. Ne yapalım? Hurma yap dediler. Dolayısıyla Adem babamızın kız kardeşi, bedeninin kız kardeşi. Onun için Allah Resulü hurmaya hürmet edin, zira insanoğlunun halasıdır der. Sen onu bizzat okudun değil mi Hasan Bey? Bizzat okudun değil mi onu? He, okudum. Duyduğumu derim. Hı hı. Ondan sonra mesela elmalı okudum yani ve naklini hiç göstereceğim der. Şurada diye sayfada. Şimdi hurma böyle olursa ve hurma her bölgenin değildir. İncir her bölgenin meyvesidir. Rusya'da da oluyormuş. Karadeniz'de de var. Suudi Arabistan'da da var. Yemen'de de var. Çin'de de var. İspanya'da da var. Hurma öyle değil. Çok önemli bu bilgi yani. İncirin her yerde olması. İçinde 300 bin ortalama yumurtanın olması, her memlekette yetişmesi, birçok renkte olması incirin, ki sarı var, beyaz var, mor gibi renklerde olması. Tamam. İncir hakkında 7 tane çeşidi olduğunu yazıyor. 7 tane. 7 çeşitmiş incir. Çok tuhaftır, çok gariptir. Hurmada 7 çeşitmiş. Hurma 7 çeşittir. Gerçi orada tezgahta biraz çoğaltıyor ama onu aşı yaparak bilmem ne yapmışlar. Türevleri. Belki de 10-11 çeşit hurma. Medine'de hurma pazarında veya hurma tarlasına görürsünüz. Gidenler bilir. 11-12 çeşit hurma dizmişler. Aslında 7'dir. O türevleridir. Yani bu teknik bir bilgidir. Tamam, ansiklopedik bilgiden naklediyorum.
İncir ve hurma 7 çeşitmiş temelde. İncirin de çok çeşitlilikleri varmış. Böyle. Ama temelde 7 taneymiş. Niye? Bir şey araştırmak için malzemelerimi iyi basmak için bunları topladım. Dimağın da kafanda 7 mertebesi var. Şimdi tamam mı? 7 çeşitmiş. Dimağın da 7 mertebesi var. Şimdi kalın Mesnevi Nuriye'de, Badılı Mesnevi Nuriye'de 702'de şöyle geçiyor. İki baş varmış. Üst baş olan kafaya benzemesi, bir de alt baş varmış. Bundan da mesela iki tane baş var insanda. Bir şey anlatmak için şey yapıyor. Üst başla kelamın çıktığını anlatıyor. Ağızdan kelam çıkıyor. Karşı ölü gönülleri diriltiyor. Kelimullah, Ruhullah, Habibullah. Var ya peygamberlerin sıfatları. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam neydi? Musa Aleyhisselam Kur'an'daki sıfatı Kelamullah, Kelimullah. İsa Aleyhisselam'ın Ruhullah. Tamam mı? Adem Aleyhisselam Safiullah. Habibullah, Halilullah farklı. Şimdi İsa Aleyhisselam şey yapılıyor. Şimdi ağızdan çıkan kelamla şurası dima. Dimada 7 mertebe vardı ya. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Dima 7 mertebesi. O 7 tane mertebenin bütünlüğü gelip bir. Kalpten ve vicdandan ve ruhtan eklendi. Onlar hepsi dimada toplanıyor. Kalp, yani vicdan, geliyor malzemesi buraya toplandı. Tamam mı? 4 tane ruh, kalp, vicdan, dima. Dima toplandı. Dima bu 7 tane imbiklerden geçiriyor ve hepsinin alametini kelama yüklüyor, kelama. Kelamı da karşıya gönderiyor. Kelamın içerisinde dima var. Onun hulasası. Neye benziyor? 7 mertebe. Güneşten foton geliyor mu? Güneşten foton geliyor. Işık tanesi. İçinde ne var? 7 tane renk var. 7 tane. Ama ışık olarak gözüküyor. O çok kolaydır. Siz de yapmışsınız bak. Değil mi? Şöyle yuvarlak bir şey yapılmış. Tamam mı? İlkokul çocuklarına yaparlar. Demek ki sizde de yapılmış. Böyle yuvarlak bir tane küre yaparlar. 7 tane renk koyarlar. 7 tane boyardık. İpe takarlar. Çekerdik böyle. O küre dönerdi. Tamam. Küre döndükçe 7 tane renk nasıl gözükürdü? Renk. Beyaz. Beyaz gözüküyor. Beyaz gözükür. Beyazın müstakil bir rengi yoktur 7 renk içinde. Bütün selin rengidir. Onun için beyaz sevenler 7 fıtratı cem etmiş insanlardır. Yani beyaz. Başka bir şeydir. Şimdi niye söyledim? Dima dikkat edin foton gibidir. 7 mertebe var. Yani tevafukları şey yapıyorum, işlettireceğim sonraki mi? Bu bir baştır der. Buradan kelam aktarılır, ölü gönüller dirilir. İnkarcı kafa, kafası şey kalbi bitmiş bir gönül, kelamla vahiy ilahi de, vahiy de böyle kelamdır, diriliyor. Şimdi benim anladığım, Meyrem malum bir evlenmemiş. Döllenmiş. İsa'yı Allah yaratıyor. İsa'yı doğuruyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın da en büyük özelliği neydi? Ölüleri diriltiyordu. Sonra cüzzam hastalarını düzeltiyordu. 3 tane şey vardı. Körlerin gözünü açıyordu. 4 tane kötürümleri yürütüyordu. 4. İsa. İsevi bir meşrep olunca bir insan ne yapacağız? İsa Aleyhisselam yok ki bunu niye konuş? İsevi meşrep olan da İsevilik, Musevilik meşrebi var. Tenzihçidir. Musevi meşrep, Musa Aleyhisselam. Allah'ı tenzih etme adına kuralcıdır. Şeriatçıdır, zahircidir. İsevi meşrep, İsa Aleyhisselam ise
tenzihçi değil, teşbihçidir. Batıncıdır. Onun için onun söylemleri, konuşmaları, ifadeleri ölü kafalar ve ölü gönülleri diriltiyordu. Şey yapıyordu böyle. Bu kafa incire benzer ama anlamak için kusura bakmayın. Yumurtalığa benzer kadının. Buradan hiçbir kulağa zarar vermeden vahiy Cebrail döllüyor. Kelam ilahi. Vahiy geliyor. Bunu döllüyor. Hiçbir yer bozulmadan zar. Burası. Sonra dimağın 7 mertebesinden geçiyor. O geçen vahiy dimağın tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizamdan geçiyor. Karşıya doğuruyor. Doğum yeri. Ve karşı ölü diriliyor. Bu kafada maksat Meryem'dir. Meryem. Dölleniyor vahiyle. Çıkan da doğurulan da Ruhullah, İsa Aleyhisselam'dır. Adeta birisine bir şey anlatırken ölü gönüller, itikatsız insanlar, bitmiş insanlar bir şey anlatıp ders yapıp diriliyor ya. Veya Kur'an dinliyor da diriliyor ya. O anda İsevi Meşrebin boyutunda olduğun için adeta İsa'laşma gibi olduğundan o diriliyor. Bu incire benzer, Meryem'e benzer, Dölyatan'a benzer. Tamam. Ve bütünsel getiriyor. Yani dikkat etsin, incirin ağzı da aynı böyle olur. Doğum da böyle oluyor. Şimdi iki tane baş var diyor Mesnevi Nure'de kalı 702'de. Bir üst baş, Nietzsche'nin anlattım bunu, karşı ölü diriliyor. Alt başta diyor, harareti gariziyenin atılıp karşıda inşaat yapılıyor, insan oluyor. İnsan oluyor. Oraya bakarsınız, o detay o, burası münasip değil. Yani insan oluyor. Dima ise inşaat. Şeyle, kalple ihya olur insan. Bir de alt baş var, bundan da üst baştan kelam ve incir. Alt başta da atılan suyun yapısı aynı zeytinin çekirdeğine benziyor. Zeytin. Zeytine benziyor. Aynı doktorsun bilirsin. Aynı zeytine benzer. Ucuyla beraber düşünün sapla. Aynı. Ve zeytinin içerisinde nur var. Nur. Zeytinyağı. Velev lem temsesun narun nur. Öyle miydi hocam? Ha. Yani dokunur dokunmaz yanacak. Hay yandı hay yanacak. Nur suresinde geçiyor. Zeytinyağı. Zeytinden çıkıyor. Siyahdır ama nuru barındırıyor. Nuru barındırıyor. Kendisi siyahdır veya yeşildir. Tamam mı? Siyah zeytinde. Baktığın zaman zeytinin içinde zeytine benzemeyecek başka şeyler var. Alt başta da zeytine benzer şey atılıyor. Üst başta da üst baş aynı incirin içinde tık 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 300 bin ya. Bir ehline sordum. Bir kadın da normal bir kadın dünyada ortalama yaşantısında 300 bin yumurta salgılıyormuş. İncirin içindeki çekirdeğe adedine tevafuk ettiği için söyledi. Ehli söyledi onu uzman. Sağlıklı ve sağlıklı yani normal 300 bin yumurta salgılıyormuş. Hayatında menopoza gelmeden. Şimdi alt başıyla da zeytinyağı ve nuru, duman da oradan çıkıyor. Yaktığınız zaman duman da çıkar, nur da çıkar. Alt başıyla da zeytine benzer bir şey gönderiliyor. Üst başıyla da incirin yaptığı gibi ağızdan kelimullah gönderiyor. Zeytinyağı gibi spermadan gönderilmesi. Zeytin alt başaki suya benziyor. Alt baş zeytinyağı çıkıyor.
Zeytinyağı çıkmıyor mu zeytinde? Aynı o maddeye benziyor. Bu zeytinin içerisinde de nurun, yağın, ısının olması, ikisi de eskide ticarette parametre olarak değişim, kıyas aletleri olmuş. Yani şimdi dolar, altın vesaire nereye göre endeksleniyor? Altına göre. Bir devlet ne kadar para basabilir? Merkez Bankası'ndaki hazine altınına göre basar. Altın rezervin yüksekse basarsın. Eğer altın yoksa basarsan para değerin düşer. Çok düşer yani. Ha? O zaman para yoktu. Mesela bununla bunu değiştireceğiz. Ben sana kaç tane kalem vereyim ki bir kitap alayım. Bununla bu kıyas edilemezmiş. Şöyle yaparlarmış. Bir kalem kaç incir yapar veya kaç tane zeytin yapar? Tek para değeri yokmuş yani. Şimdi şey gibi Türkiye, dünyadaki dolar var, euro var. Ha, iki tane. Kaç tane incir yapar bu kalem? 50 tane incir. Tamam. Ha, peki bu kitap kaç tane incire verirsin? 60 tane. Demek ki 30 tane daha incir vereceksin. Yani ticarette kullanılıyordu. Değişim, değiş tokuşta. İnciri ve zeytini. Dünyanın her tarafında genel olan incirdir. Has olan zeytindir. Orta Doğu'da incir değer yargısı, kıyası zeytin kullanılırdı. Ama dünya yüzünde diğer yerlerde incir kullanılırdı. Çünkü en uzun duran meta incirdir. Kurutulduğu zaman senelerce durabiliyor. Zeytin zaten çok uzun duruyor. Olması eskide ticarette parametre olarak değişimde kullanılması kıyas aleti olmuş. Yani bir şeyi bir şeye değiştirirken şu kadar incir veya zeytin eder şeklindeydi. Seninki de şu kadar incir veya zeytin eder, dolayısıyla şu kadar da mal ver, al derlermiş. Bunlar uzun süre saklanabilir olmasından dolayı böyle olmuş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın, şimdi 28. mektuptan söylüyorum. İncirle zeytine ustad ne diyor? Niye öne çıkartmış? Bir, Cenab-ı Hakk'ın azameti kudretini gösteriyormuş. Kudretinin azametini, en güzel delilleriymiş. Birincisi o. Nasıl oluyor ki Hasan abla? Azameti büyüktür. Orada sanat oluyor on planda. He? Sanat orada on planda gözüküyor diyorum yani. Kudretinin azametine nasıl aynı oluyor? Ha, şimdi öyle bir sanat ki takat-ı beşerin bir kere üstünde bir şey. Yani bir koca bir ateşi, zeytinyağını o kuru bir yerdeki tezgah kurmuş zeytinyağı ağacına ve çekirdek var ya taş gibi şey gibi. Ona yerleştirmiş, nuru yerleştirmesi, yağ yerleştirmesi, sertin içinde yağ yerleştirmiş. Zeytin çekirdeği. Zeytinyağısı mıdır? Çıktığı yer taştır yani. Zeytin. Azametini gösteriyor. Azamet, kudreti gösteriyor. Ondan sonra basit çamurdan incir için çok tuhaftır. Maye bir tadı şey değil. Herkese kiviye benziyor. Kividen daha ileri. Yedi ve iştahına göre tadı değişen bir özelliğe sahip incir. Ve o odun parçasından ki acıdır. Biz memlekette çok var. Hani incirin biliyorsun bizde çok var. Sizde o memleketi bizde çok var. Acıdır ve onların içerisinde onun çıkması hakikaten Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor. Küçük bir yerde bütünselliği saklamış. Uzun müddet duruyor. Duruyor. Tağımlardan mesela en tatlılardan teşkil ediyor. İncir diyor. Ve 300 bin tane bir tanesinden çıkabiliyor. Bir çekirdeği yok. En az 300 bin. Ondan sonra gibi. Bir de zeytin. Zeytinde ben anladım azameti, kudretini. O sert taş gibi parçadan kaya gibi yağ çıkartması, ısıyı çıkartması, zeytinyağının nuru çıkartması. İçi karanlık. Oradan nuru düşünebiliyor musun? Karanlığa nuru saklayacaksın.
serte sıvıyı koyacaksın. Azameti göstermez mi? O 300 bin de öyle ya. Çok yoktur herhalde abi yani. He? 300 bin çekirdek. 300 bin çekirdeği var. Çok kudreti gösteriyor hakikaten yani. Bir de şeyde gördüm. Bizim memlekette köyde biliyorsun çok var kivi. Normal bir kivi yardığın zaman yani başın saçları gibi çekirdekler var. Hepsi bir tane kiviymiş. İncirin o ilk muhatap olduğunuz var ya beyaz. O değil mi Sifo? O senin daha muhatap olmadığın dişin arasında olan tık 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 tıklar da varmış. Onlar da zaman geliştikçe ötekisi gibi oluyormuş. Tavuğu kestiğiniz zaman görürsünüz. Tam bugün doğuracağı yumurta tam olmuş. Yarın olacağı biraz da şey böyle sıralı görürsünüz. İncir çekirdeğinde, incirin içinde de aynı böyle var. En sonu en böyle bize gelmiş ve tık 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 yapıyor. Diğerleri o salya gibi olan sıvının içinde de hep onlarla seviştirmiş. Yani balık kavyarına benziyor incir. Bu cihetle Cenab-ı Hakk'ın ustad diyor azameti kudretini. 2. Kemali rahmetini. 3. Büyük nimetlerine ihtar vesilesi olması. 4. Şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile ta ala iline kadar telakkiyatı manevi mazar olabilmesini işaret ediyor. Bu. Yani o süreç ne hangi süreçten gelmiş? Bu böyle gelmiş. İnsanın da terakkiyatı maneviyetini işaret ediyor. Yani hani odun gibi bak şey kayalıklarda zeytin öyledir. Kayalıklarda taşlarda koyuyorsun. Bak bu süreçten zeytin. İnsanın da terakkiyat sürecini bahsediyor ve insana şu mesajı veriyor dördüncü maddede. Şükür, fikir, iman, bak ilk önce şükür, fikir, iman, amel-i salih ile ta Allah ileyine kadar terakkiyat maneviye sevk ediyor. Niye? Şükür, fikir, hamd, amel olduğu için içinde. Bir de külliyatta en çok misal getirilen çekirdeklerden birisidir. İmanın inkişafına hizmet eden. Hizmet eden incir değil mi? İncir çekirdeğinden çok misal veriyor. Çok veriyor. Çok. İmanın inkişafında kullanılıyor çok. 5. Çok mübarek ve nafi olması, faydalı olması. İkisinin de. 6. Hilkatlerinde medari dikkat ve nimet çok şeyler bulunması. Hilkatlerinde. Medarı dikkat ve nimet bulunması. Daha ne nimetler çıkacak bilmiyoruz. Ama çok dikkatli bir şey yani. Garip. Öyle. Dişine baktığın zamana bak. Medarı dikkat. Çok insanın dikkatini çekiyor. Çok garip yani. Şöyle düşün. Hiç incir yok. Hiç zeytin yok. Allah sana ağacı gösterse. Bundan ne çıkar diye. Hepsinde olduğu gibi bunlarda da daha acayip. Hiç kimse bundan bunu beklemez. Bir de ilim adamlarına sahibi. Dikkatini celbedecek çok malzemeler var. Yani onlar da çok ilim adamı, çok şey bulmuş. Devam ediyor. Hı-hı. Diyor ki, 1. Hayat içtimaiyeye, 2. Ticariyeye, 3. Tembiliyeye, 4. Gıda insani için zeytin en büyük esas teşkil ettiği gibi. Kaç etti? 4 tane madde. Şimdi zeytine geçti. Hayat içtimaiyeye, ticariyeye, tembiliyeye nurlandırmış. Eskide bu gıda olmuş. Aynı zamanda silah yapmışlar. Yakma. Tamam. Kalelerden toplar atarlarmış zeytinyağıyla. Yani ondan sonra sanayide kullanılmış. İşte. 4. Gıda insani için. Mesela yeğin için sürünün diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Zeytinyağı için. Hatta başka bir şey söyleyeceğim ama şaşırın. Kadınlar ya Resulallah bizi rahatsız ediyorlar gece mahluklar deyince. Kadınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara demiş ki avucunuza zeytinyağını sürün. Okuduğum için. Zeytinyağı böyle yapın. Kafanıza sürün. Kadınlara demiş. Ondan sonra o cinler gelmez demiş. Niye? Okudum altına. Bu işin ehli ulema diyor ki zeytinyağı mübarek olduğu için habis şeyleri iter, ulvileri celbeder. Mesela çiçek koyun buraya. Cam açın arı gelir.
Pislik koyun, sinek gelir. Güle hiç sinek konmaz. Gübreye arı da konmaz. Çünkü hangi cins kokuysa o cins mahlukatı çeker. Rebai Tayyip'e, Erva Tayyip'i sever. Değil mi? 29 sürede geçiyor. Dolayısıyla bu zeytinyağı, namet şey yapılmış, zeytinyağı koku olduğu yerde cinler oraya gelmiyor, kafaya gelmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sofrasında iki şey eksik olmazmış. Zeytinyağı, sirke. Bir de vücuda sirke ve zeytinyağı girerse o vücutta barınamazmış. Yani rahatsız olurmuş. Rahatsız olurmuş. Hangi sirke diyecek hemen bazıları sorar yani. Onun şeyini ise yapmamış ama Allah Resulü'nün oradaki hurma sirkesi varmış. Tahmin ediyorum. Buğday sirkesi varmış. Üzüm sirkesi varmış. Elma ticareti yapıyorlarmış. Elma ticareti. Yani her sirkeden olur. Çünkü Şam'dan şundan bundan sirkeler getirilip satılıyordu. Kudüs'ten de getiriyorlardı. Demek ki zeytinin de dört tane şeyini söyledi. Devam ediyoruz. İncirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi diyor ustam. İncirin hilkati, 23 sözde bir şey var Abdurrahman, ilginç çekti mi? Hilkat ve fıtrat bahsediyor. Hılkatın en yüce gayesi, fıtratın en şeyi neticesi. Yani birisi hılkat, yaratılıştır, ikincisi yazılımdır. Burada diyor ki, incirin hılkatı, zerre gibi bir çekirdekte, koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi. Limağındaki mertebeleri de söylüyor. Bir harika mucize-i kudreti gösterdiği gibi. Bir, bu da dört tane. Zeytinde olduğu gibi, tamında, menfaatında, ekser meyvelere muhalif olarak devamında, hemen bozulmuyor. Dört, daha sahil menfaatında nimet ilahiyi kasem ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı diyor bunlar, iman ve ameli salih çıkarmak, iman ve ameli salih çıkarmak. Üç, esfel-i safiline düşürmemek için bir ders veriyor bunlar. Şimdi topluyorum mevzuyu. Kasemeli ihtar ediyor Kur'an. Nazar-ı dikkati kasemle celbediyor. Allah yemin ediyor. Üç, hikmetleri ihtarla hatırlatıyor. Dört, tesadüfün yeri olmadığını ve sebep sonucun zaruri neticesi olmadığını gösteriyor zeytinle şey, incir. Sebeplerin sonucu değildir. Çünkü çok acayip bir ara boşluğu var sebeple sonuç arasında. Hem geliyor şeylere, onlardan büyük diğerlerinde ve bitiyor. Hem zeytinin hem incirin evvel, ahir, zahir ve batın isimlere göre ayrı ayrı manaları varmış. Hem zeytinin hem incirin evvele göre ayrı manası varmış, ahire göre ayrı manası var, zahir ve batın manaları varmış. Dur bakayım gideyim. Ayrıca bu meyvelerin yetiştiği yerlerde de kasem varmış. Bu elmalıdan aldım. Diyor ki, ve tin ve zeytin, incir ve zeytin yemin ederken mekanlarına da yemin ediyor diyor elmalılı. Yani bulunduğu mekana, o mekandaki mümessile ve kutsiyet bölgelerine. Diyor ki ayrıca bu meyvelerin yetiştiği yerlerde de kasem var. Bu benim cümle değil. Bunlar daha çok peygamberlerin ve ilim adamlarının en çok çıktığı yerler olduğunu gösteriyor. İncir ve zeytinin olduğu yerler. Mesela zeytinin çıktığı yerlerde çoğunlukla peygamber, İncirin çıktığı yerlerde çoğunlukla alim, filozof veya diğerleri. Düşünen kafalar çıkıyormuş. İncir düşünen kafalarmış. Zeytinin çıktığı yer Orta Doğu'ymuş. Genel. Ve peygamberlerin çıktığı yerdir diyor. Tin denilen dağ varmış. Tin denilen bir dağ varmış şeyde. Bu İsa Aleyhisselam'ı simgeliyormuş, tin.
Faran dağları mıydı? İsa Aleyhisselam. O bölgelerde İncil galipmiş. Ve İncil'i simgelermiş. Oradan zaten Meryem ve İsa dedi. Alimler der ki İncil İsa'yı simgeler. Zeytin ise Şam, Beni İsrail peygamberlerinin ekserisinin mahali bisetidir. Tur Musa Aleyhisselam'ın mahali bisetidir. Tur-i Sina. Yani peygamberliğin başladığı yerdir. Böyle anlamlandırıyorlarmış o zaman. İsa'yı mesela Sahih Buhari. Aslında Muhammed'dir. Buhari bir mekanın adıdır. Hani bazı insanları çocuğuyla ve bazılarını da mekanla şey yaparlar. Mesela mekanla alınan alimler hatırladınız mı böyle? Sahih Buhari dedik. Bahattin Şah'ın Nakşibend. Hasan-ı Basri. Küfrevi. Küfe tarafları. Küfe evet. Kurtubi mesela. Gibi he. Yani böyle şeyi anlatmak için söylüyorum. Bazı hatırıma gelmiyordu. Çocuğuyla bazen Ebu Kasım diyor mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Bir şey anlatacağız ama çocukla konuşunca Hazreti Muhammed denmemiş sohbette. Ebu Kasım Aleyhisselatü Vesselam. Yani peygamberlerin de böyle bir rumuzu varmış. Meyve noktasında. Ve mesela Ben İsrail peygamberin ekserisine rumuz olarak elma kullanılmış. Hatta İsrail'de Yahudiler başlık parası vardır. Simge dahi olsa başlık parası var. Evlenirken başlık parası bir çuval elma, iki çuval elma, üç çuval elma derlermiş. Şu anda var. Elma simgesi peygamberlerden şey yapılmış. İncil ise Faran dağlarındaki mekanın şeyi, bölgenin adıymış. Din. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın unvanı olmuş. İsa, Ruhullah. Kafaya benziyor incir hakikaten. Aynı şey. Zeytun ise Şam Beni İsrail peygamberlerinin ekserisinin mahali biseti olduğu yer. Tur Musa Aleyhisselam mahali bisetidir. Diyor ki Beledül Emin. Kimin mahallidir? Emin belde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bisetidir. Bak, beledi. Şu halde hakikatta Kasem'den Murat ve Dini ve Zeytin incire ve zeytine Kasem'den Murat Enbiya'ya tazim ve derecelerini ilam demekmiş. Peygamberlere tazim ve derecelerini göstermek içinmiş. Onun simgesini göstermekle. Bir de bu iki meyvenin bölge sembolü olmuştu eskiden. İncir denince Dimeşk akla geliyormuş. Şam. Zeytin denince bu şey kitaplarda yani genelmiş. Mesela nereye gidiyorsun? İncir bölgesine gidiyoruz. O bölgenin nasıl Amik Kovası bir bölgedir. Dimeşk. Biz Şam diyoruz. Şam bölgesine deniliyormuş. Dimeşk. Zeytin denince de Beytül Makdis. Yani Mescid-i Aksa bölgelerine deniliyormuş. Bu meselelerde de o bölgelere de yemin vardır deniliyor. Kısacası incir, dima, meyreme, üst baş doğurduğu İsa'dır. Alt baş doğurduğu Musa'dır. Yani zahiri şeriattır, eylemdir. Birisi itikattır, birisi ameldir. Musa Aleyhisselam zeytine benziyor atılan alt başta. İsa Aleyhisselam incir ve doğumu da aynı yer benziyor. Döllenmesi de benziyor. Amel ve amilü salihat. İman ve ameli salih. İkisinin cemi. Cem manası var burada. Allahu alem. Birisi itikat, birisi amel. Zeytin amele, incir itikada, incir meyreme ve dima
şey ise, tin ise, zeytin ise, amele Musa Aleyhisselam'a ve 60'a 702 kalım isteniyor. Anladım bu. Saat olmadıysa